derdim de o seneye yani. Ya seneye biz kazanamadık sana. O birce dört. Feyi tanıyacaksınız. Bugün ikincisini düzenliyoruz. Tabii biz seçildikten sonra Akdeniz'i bir anda marka değeri yüksek olan bir ilçe haline getirdik. Tabii ki Mersin ili de Akdeniz'in bu markalaşmasıyla birlikte o da çok fazla Türkiye'nin gündemine oturmaya başladı. Geçen sene ilkini yaptık üzüm şenliğimizin. Bayağı kalabalık oldu. Aileler geliyor. Burası çok uzak bir mahalle olmasına rağmen yoğun katılım var. Bu bölgenin en iyi üzümleri burada yetişiyor ve ihracata gidiyor. Sevindirici şey şu, buraya geldik. Buradaki muhtarımızla ve üreticilerle görüştüğümüzde şunu gördüm. Geçen seneki festivalin ve şenliğin şöyle bir faydası olmuş ki en önemli faydası bu bence. İhracatçı sayısı artmış. Yani bu üzümü satın alıp yurt dışına gönderecek insan sayısı arttığı için bu sene Esenli'de üzüm bulma şansınız yok. Dolayısıyla çok iyi fiyatlara üretici üzümlerini satmış, bitirmiş. Sadece kendi evlerinde yemelik misafirlerine ayırdıkları üzüm var. Köyde şu an bir dalda bir üzüm bulamazsınız. Bu önemli. Bu şenliğin ve festivalin ne kadar da önemli olduğunu ve amacına ulaştığını gösterir. Bu yüzden ikincisini yapıyoruz. Bugün de çok kalabalık olacak. Az önce farklı üretimlerden, farklı üzüm çeşitlerinden de bahsettik. İnşallah Esenli belki de Türkiye'nin farklı üzümlerin denendiği, raf ömrünün uzun olduğu, sofralık üzümlerin farklı çeşitlerin üretildiği, demonstrasyonlarının yapıldığı ve dünyaya açılan kapılardan bir tane olmasını bekliyorum. Çünkü bu üzümler burada yetişiyor ve buna göre mikro klima özelliği olan bir yer. Bunu başaracağız. Esenli bir anda Türkiye'de üzümle anılan, marka değeri olan bir yer olacak. Bu da esnaf, çomakla balıkçı. Ben de semekçi. Üzüm anne. Buyurun şeker gibi üzümler burada. Şeker gibi üzümler. Var ya muhteşem. Harika harika. Siyah üzüm de bizde Karadeniz'e de yaygın. Şeye benziyor. Efendim. 15 değişik türde ilimizde üzüm yetiştiriliyor. Üzümün en güzel yetiştirdiği yerlerden birisi de işte bugün içinde bulunduğumuz, sırlar içinde bulunduğumuz Esenli mahallemiz. Ve bu festivalle birlikte az önce belediye başkanımız da ifade etti. Üzüm daha çok dikkat çekmeye başlıyor, başladı. Üreticimiz her geçen gün daha bir özveriyle ve heyecanla üzüm üretiyor. Hele ki emeğinin karşılığını gördükçe, verdiği o emeğin yansımasını gördükçe elbette ki çok daha istekli bir şekilde üzüm üretimini gerçekleştiriyor ve sadece bu mahallede 100'e yakın ailemiz yaklaşık 1200 dekar alanda geçiminin önemli bir kısmını üzüm ve diğer ürünlerden sağlıyor. Yarışmaya katılan
Abiciğim. Harun gel. Koçum benim, al yalardı. Koçum benim, bal dudardı. Teşekkürler verdiniz. Çok değerli Esenli ve Akdeniz ve Mersin'den farklı mahallelerden gelen tüm hanımefendiler ve beyefendiler iyi eğlenceler diliyorum. Bu elimdekiler de Türkiye'nin birçok yerine giden Dikilitaş, Aktan, Bekirdağ bölgesinin özel kesme günleri sizlere hayırlı olsun. Hepsi. O bölgenin tüm mahalleleri. Buyurun.